Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Emlak konutla ilgili kısa bir bilanço analizi ve teknik analiz ve üzerinde de takaslarını inceleyeceğiz. Şöyle kısaca bir detaylarına bakacağız. Şirket hissesi biliyorsunuz bizim gayrimenkul sektörü faizden maksimum derecede etkilendiği ve faiz arttırımlarında şirketler büyük bir çıkmaza girdiği için e, fiyatları her zaman defter değerlerine yani piyasa değeri böyle defter dediğimiz oranın her zaman altında işlem gördüler. Yani ben e, Emlak Konut mesela şu an e, Türkiye'nin en büyük üreticilerinden bir tanesi ve e, bunu birinin üzerinde ben hiç gördüm hatırlamıyorum e, kısacası. Yani demek istediğim e, bu sektördeki şirketler genellikle bu faiz etkileşiminden maksimum derecede etkilendiklerinden bu şirketlerin e, alıcısı da satıcısı da çok standart yatırımcılardan, nitelikli yatırımcılardan oluşuyor. Onun haricinde ciddi bir temettü verimliliği olmadığı için de şirket hisselerinde çok büyük yatırımcıların çok büyük alış satışları da gerçekleşmiyor. Bu yüzden de yaklaşık 20 bin, 30 bin gibi bir milyonluk bir lotu sattığınız zaman bu hisselerde %4, %5 düşüşleri görebiliyorsunuz. Ki hissenin şu an yaklaşık 1.9 milyar, neredeyse 2 milyara yakın dolaşımda lotu bulunmakta. Hisse son dönemde hatırlarsanız geçen sene devlet e, hiç e, aslında yapılması mümkün olmamasına rağmen piyasa koşulları da zor olmasına rağmen pandemi döneminde bir faiz indirimine gidildi ve taksit sayıları arttırıldı. Bunun için yaptılar konut sektörü patlamasın diye. Çünkü konut sektörü Türkiye için oldukça önemli bir sektör. Kısa vadede yani belki bir ay bile sürmedi hatırlarsanız ilk açtılar, bütün stokları erittiler. Emlak konut bir senede satmadığını bir 10 günde civarında sattı elindeki portayı boşalttı. Birçok gayrimenkul sektöründeki e, şirketlerde bu sayede bir rahatlama oldu. Ve şu anda e, ellerindeki mevcut nakitleri de önümüzdeki 2021'in yazı yani 6. aydan itibaren yavaş yavaş faiz indirimleri tekrar başlayacak. Zaten yurt dışındaki gelen e, JP Morgan raporlarında da e, bu beklenti mevcut. Eğer enflasyon oranında bir düşüş gerçekleşirse önümüzdeki dönemde muhtemelen 300-400 puan civarında bir indirim gerçekleşecek. Bu da gayrimenkul sektörünün, hani şu ellerindeki konut sektöründeki şişikliği Eylül-Ekim gibi boşalttılar ya bu dönemde tekrar konutu olduğu bilindiğince inşaat edip muhtemelen bu yılın ikinci yarısından itibaren tekrar şirketler potansiyel kar yapabilir öz kaynaklarını arttırabilir seviyeye gelecek. Yani kısa vadede şu an emlak konutu cezbedecek çok önemli bir şey bulunmuyor. Ama Şöyle biz yine kısa vadede ger gerçekleşebilecek tahmini işlemlerden bahsedeceğiz. Ee, şimdi isterseniz şöyle bilançoyu kısaca bir değinelim isterseniz. Şirketin şöyle direkt öz kaynaklarından başlayalım. Son 4 yılın gördüğünüz gibi 2017, 18, 19 ve 2020 yılına ait şirketin öz kaynak tablosunu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 14,5 milyar seviyesine kadar yani geçen seneye nazaran %5'lik bir artış gerçekleşmiş. Emin olun o faiz indirimi gerçekleşmeseydi muhtemelen e, bu kadar nakit de ellerinde olmayacaktı. Satış da yapamayacaklardı. Bu dönemde birazcık daha zor duruma düşeceklerdi akışsacısı. Şirketin kısa vadede nakde çevrilebilir varlıklarını görüyor musunuz? Kaç senedir aynıyken aşağı yukarı aynıyken bu sene bir sıçrama gerçekleştirmiş. Bunların dipnotlarını falan da incelerseniz muhtemelen şirketin o kısa dönemde elindeki bütün stoğu eritmesinden kaynaklanan bir durum bu bence. Yani kısa vadede sadece bir faiz hareketiyle gerçekleşen bir hamleydi bu. Yani devamlılığı kısa vadede pek mümkün değil. Sadece yılın ikinci yarısından itibaren bu hissede daha donanımlı diğer GEO gayrimenkul sektöründeki şirketler için de bu böyle. Şirketin kiralanabilir, düzenli elde ettiği karları dışında çok ciddi bir e, emlak sektöründen sağlayabildiği bir kazanç olmayacak. Önümüzdeki 6 ayı, altı, yani 6. ayımıza kadar muhtemelen. Beklentiler de bu yönde. Şirketin şöyle aşağıda geçmiş yıllar kar ve zararında 7 milyara yakın bir nakit biriktiğini görmekteyiz. Geçmiş yıllar karının daha öncesi 4, 5.2, 6.3 ve bu yıl itibariyle 7 milyar seviyesine kadar yükselmiş ciddi bir oranda. Şu an şirketin sermayesi yaklaşık 4 milyara yakın 3.8 milyar seviyesinde ve sermaye arttırımına ihtiyacı yok diyebilirim. Elindeki bol nakit miktarı da şirketin kısa vadede bu pandemi dönemindeki durumuna rağmen oldukça güzel bir oran diyebiliriz. Ve şirketin toplam kaynaklarına baktığımız zaman gördüğünüz gibi şirketin geçen seneye nazaran 23.4 milyardan 27.6 milyar seviyesinde yükseldiğini görüyoruz. Şöyle 4 yılın ivmesine baktığınız zaman %30'un üzerinde bir iyileşme var. Ama buna rağmen hisse performansında gözle görülür ciddi bir artış henüz gerçekleşmiş gözükmemekte. Bu da faiz oranlarıyla doğrudan orantılı diyebilirim size. Tabii yatırımcı bloğunun da Türkiye pazarından yaklaşık son birkaç yıldır bu FETÖ muhabbeti darbe girişimlerinden beridir. Zaten tam randımanlı ciddi bir potansiyel ne yazık ki oluşmadı piyasamızda. Şirketin gelir tablosuna şöyle baktığınız zaman geçen seneden kötü ama ondan önceki senelere aşağı yukarı paralel bir satış geliri elde ettiğini görüyoruz. Aslında bu rakam belki 3'ü bile geçmeyecekti e belki 2 2,5 civarlarında kalacaktı geçen sene eğer Eylül ayındaki o faiz indirimi gerçekleşmeseydi. Şirketin şöyle takaslarına baktığımız zaman gördüğünüz gibi Citibank 450 milyon lotla en iyi hakim ortak ve Deutsche Bank'ın da 200 milyon civarında lot miktarıyla ikinci hakim ortak olduğunu görüyoruz. elindeki şu an dolaşımda bulunan 1.9 milyar lotun tamamı şu an dolaşımda diyebilirim. Şirketin halk, iş ve garanti gibi büyük yatırım e, e, kurumlarının üzerinde de lotları bulunmakta ve en düşük ilk 5'teki hakim ortağında %6'lık bir pay bulunmakta elinde. Oldukça dağınık bir hisse diyebilirim size. Yabancının satışını çoğunluk oranda Citibank karşılıyordu. Geçen ay olduğu gibi e, son 2 günde gerçekleşen işlemleri takas analizinde görmüyoruz ya, onu aracı kurum dağılımından bakıyoruz. Onu şöyle size göstereyim isterseniz. İlk önce Şöyle haftalığa bakalım haftalıkta neler olmuş. Haftalıkta şöyle baktığınız zaman Garanti Bankasını e, garanti yatırım üzerinden ve iş yatırım üzerinden ciddi bir satış olmuş hissede. Burada son iki günü görmüyorsunuz aslında. O son iki günde nerede? İşte şurada. Arazi kurum dağılımında aslında City ve Bank of hesaplarına gördüğünüz gibi yaklaşık 34-35 milyon civarında bir lot çıkışı gerçekleşmiş. Bu aslında şuradaki haftalık takas analizinde gözükmüyor burada. Burada gördüğünüz gibi yabancı satışı yok gözüküyor. Ama öteki tarafta gördüğünüz gibi aslında pazar, cuma ve Perşem perşembe ve cuma günü gerçekleşen işlemlerde yine yapı kredi, yatırım, finans ve tacirlerin bu satış miktarını karşılamaya çalıştığını görüyoruz. Genel itibariyle tacirler son 3 ayda bu istediği pozisyonlarını arttırmaya devam ediyor. Yabancının sattıklarını gördüğünüz gibi 32 milyon civarında lot çıkmış aylıkta. Ve son iki gün yok ya bunun içinde. O son iki günde de 24 milyona yakın Citibank elinde lot miktarı çıkışı gerçekleştirmiş. Yani şöyle bakarsanız elinde 450 milyon civarında lot var. Ve 60 milyon civarında 55-60 milyon civarında bir lot çıkışı gerçekleştirmiş olacak son ay içinde. Yani hani size bu bilanç... E, biz Bist analizinde de bahsettiğim bir son 6 haftada bir yabancı çıkışı var ya faiz arttırımı istiyorlar. O faiz arttırımını aldıktan sonra muhtemelen piyasayla beraber toparlanırlar diye tahmin ediyoruz ama Merkez Bankası'nın önümüzdeki 18 Mart ayındaki yapacağı para piyasası kurumu toplantısında alacağı karar bu gibi şirketler için de oldukça önemli. Kısa vadede aslında faiz artışı, emlak konut gibi sektörleri olumsuz etkilese de ilerleyen dönemde yani piyasanın toparlanmasına ve kaynak girişini arttıracağı için bu faiz arttırımı önümüzdeki aylarda 6. aydan sonra ikinci yarıdan itibaren zaten bizdeki enflasyon oranını düş dengeledikten sonra bizde de bir artış ve piyasaya net bir para girişi gerçekleşecek ki yurt dışından bize gönderilen raporları biz düzeltemediğimiz sürece de bize kaynak girdisi zayıf kalmaya devam edebilir. Şurada şunu göstermiştim. Son 3 aylık da vardı. Evet, son 3 ay içinde gördüğünüz gibi Doça Bank'ın 45 milyon civarında çıkış gerçekleştirdiğini görüyoruz ki 1.90 civarlarından almıştı hatırlarsanız 55 milyon civarında bir lot almıştı e, Deutsche 1.94'ten itibaren ama gördüğünüz gibi şu an neredeyse tamamen ayrılmış görünüyor hisseden yani o dönemde aldığını çıkmış görünüyor aslında şirketin gördüğünüz gibi 200 milyon civarında daha yatırımı bulunmakta lot Citibank'ın son 3 ay içinde 21 milyon civarında hala artıda olduğunu görüyoruz burada önümüzdeki e, perşembe ve cuma günü yapılan satışlar sisteme entegre olduğunda bu Citibank'ın elindeki lot miktarının son 3 ay içinde satın almış olduğu bütün lot miktarını çıktığını görmüş olacağız. Yani hisse de hisse yükselmediği gibi zaten e, daha önceki analizlerde bahsediyordum size hisse yukarı doğru tırmanmaya çalıştığı zaman ya Doğuşa'dan ya da Citibank'tan bir satış geliyordu. Hisse yukarıya doğru bir toparlanamıyordu zaten. Şirketin karı da yaklaşık fahiş rakamını düştükten sonra 859 milyon civarında bir kar açıkladı şirket. Bu da geçmiş yıllardaki kar oranlarına baktığımız zaman yeterli görünmüyor açıkçası. Şirket hissesinin şöyle teknik analizine bakarsak ne olur? Şurada yeşil bir çizgi var. Onu isterseniz birazcık koyulaştıralım. Bu bölge bizim uzun süredir desteğimizi görüyorsunuz. Burası bizim destek bölgemiz. 25 bölgesi, 225 bölgesi. Bu bölge üzerinde piyasa şartları çok çok bozulmadığı sürece hisse dengelenip çabucak toparlanma çalıştığı bölge. Gördüğünüz gibi 243 bölgesinden bu kanala girmeye çalıştık ama ne yazık ki gerçek bu durum gerçekleşmedi ve sonrasında gelen kar satışlarıyla tekrar 229 bölgesine kadar gelmiş. Buradan e, aslında bir 225 yapıp değilse artık tam bu hareketi tamamlamış olur. Buradan tekrar kalksa bile hisse ilk önce bu gördüğünüz 2.41 seviyesine bir toslayacak. Bu 2.41 seviyesini geçerse ki bunu geçebilmesi için de dediğim gibi Merkez Bankası'ndan bir hamle bekleyeceğiz. Bu hafta yurt dışındaki piyasalarda herhangi bir bozulma olmadığı için toparlamanın önümüzdeki dönemde tekrar bu kanalın içine girmek için 2.60 bölgesine doğru uzanması beklenebilir. Ama şöyle yılın 6. ayına kadar bu yılın 6. ayına kadar yaklaşık 3-4 aylık bir zaman dilimi var bu dilim gerçekleşecek bu dönemde. Yani gayrimenkul sektöründen birazcık uzak kalmak mantıklı olabilir. Şimdi e, geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız bu Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir temel atma 2021 yılı içinde bir e, söyleşisi oldu. Bu bir ara çimento şirketleri ve gayrimenkul sektörünü bir hareketlendirmişti. Ondan gelebilecek bir haber olmadığı sürece bu bu tahtaları yukarı hareketlendirebilecek ne yazık ki çok olumlu bir şeyden size bahsedemeyeceğim. Çünkü yüksek faiz oranları bu şirketleri baskılamaya devam edecek önümüzdeki aylarda da. Dediğim gibi şirketin önümüze en büyük direnci 2.60 bu bölgeye kadar çıkabilmesi için öncelikle 2.41 üzerinde fiyatlama istiyor bu hisse. Bu bölgenin altında 2.25 bölgesi hissede destek olmaya devam edecek. Ee dediğim gibi daha potansiyel yüksek kağıtlar varsa önceliğinizi onlara verebilirsiniz ki. Bu hisselere e, önümüzdeki dönemde diğer hisselerden yapmış olduğunuz karlarla buradaki lot miktarlarını ikinci yarıda daha çok önemseyeceğiz. Çünkü gayrimenkul sektörünün ikinci yarıda birazcık daha performanslarının iyi olması beklendiği için o döneme yavaş yavaş diğer hisselerden yapmış olduğunuz karlarla e, emlak konut hissesinde pozisyonlarınızı uzun vadede arttırmaya devam edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.